Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, konuklarımız ve çok kıymetli Arslan köylüler. Arslan köyün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programımız kurtuluş mücadelesinin temsili olarak canlandırılması ile başlayacak ve ardından oluşturulacak kortejle Büyükşehir bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na hareket edilecektir. Bilgilerinizi arz ediyorum efendim. Şimdi Arslanköylü vatandaşlarımız tarafından hazırlanan kurtuluş mücadelesinin temsili olarak canlandırılmasının birinci bölümünü hep birlikte heyecanla izliyoruz. Protokolümüzün değerli üyeleri, konuklarımız ve çok kıymetli Arslan köylüler. Arslan köyün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet alanda düzenlenen kutlama programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Valim. Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Toroslar Kaymakamımız, Toroslar Belediye Başkanımız, değerli daire müdürlerimiz, Arslanköy'ün ve çevre mahallelerin değerli muhtarları, sevgili Arslanköylü kardeşlerim, geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Toroslar Kaymakamlığımız, Toroslar Belediyesi'nce düzenlenen Arslanköy'ün kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikte değerli Arslanköylü hemşehrilerimle, kardeşlerimle birlikte olmaktan, beraber olmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, yüce milletimiz tarihi boyunca istiklaline ve istikbaline yönelen tüm saldırılara birlik ve beraberlik ruhu içerisinde karşı koyarak kardeşliğine, vatanına ve mukaddesatına kastedenlere asla geçit vermemiştir. Bu şanlı mücadelesini Kurtuluş Savaşı'nda da kadını, erkeği, genci, yaşlısı, şehirlisi, köylüsüyle, el birliğiyle veren milletimiz, al yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar kutsal vatan topraklarında özgürce dalgalandırmak,
uğruna canını dahi feda etmekten kaçınmayarak büyük bir zafer elde etmiştir. Vatanımızın her karış toprağında, köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde düşmana karşı verilen şanlı tarihimizin altın sayfalarında yer alan destansı mücadelenin güzel bir örneğini milis kuvvetlerimizin yardımı olmadan, o zamanki adıyla Efrenk olan Aslan Köylüler vermiştir. Aslan Köylülerin aslan gibi cengaverce verdikleri bu şanlı mücadele Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Aslan Köyü unvanı verilerek taçlandırılmıştır. Değerli kardeşlerim, ecdadımızın vatanı, milleti, bayrağı, istikbali ve mukaddesatı uğruna yaşadığı badireleri, gösterdiği kahramanlıkları, verdiği şehadetleri millet olarak asla unutmadık, unutmayacağız. Bu nedenle şanlı ecdadımız sayesinde bu cennet vatanda hür ve bağımsız olarak yaşadığımız bilinciyle onlara sonsuz minnet duymaktayız. Duymaya da devam edeceğiz. Şehadet mertebesine erişen şehitlerimizin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde büyük kahramanlıklar göstererek canları pahasına verdikleri mücadele bizler için birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin en büyük ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onların bize emaneti olan ülkemizin küresel ölçekte ekonomisi ve gücüyle saygın bir yer edinme yolundaki yürüyüşünü kararlılıkla sürdürmeye devam etmekteyiz. Atalarımızın Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna sergilemiş olduğu mücadele ruhu günümüzde de içeriden ve dışarıdan ülkemiz üzerine hain emeller besleyenlere karşı milletimizin tüm fertlerince en güçlü şekilde yaşatılmaya devam etmektedir. Gücünü damarlarındaki asil kandan, birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden, inancından alan Türk milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de karşılaşacağı zorlukları ve badireleri birlik ve beraberlik ruhu ile aşmaya devam edecektir. Sevgili Aslan Köylüler, Aslan Köy'ün kahramanlarını saygıyla yad ettiğimiz bugün de Aslan Köylüleri, özellikle de Aslan Köylü kadınlarımızı da hiç unutmuyoruz. Aslan Köylüler nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda vatanın bekası için hiç tereddüt etmeden hayatlarını nasıl ortaya koydularsa, Aslan Köy'ün kahraman kadınları Türk demokrasi tarihine damgasını vurdular. Aslan Köylü kadınlarımıza ve tüm Aslan Köylülere selam olsun. Sandık namustur diyerek sandığı korumak için kahramanca mücadele ettiler. 15 Temmuz'da bütün Mersin'le birlikte Aslan Köylü kardeşlerim de bu yüce milleti bölüp parçalamak ve bu cennet vatanı işgal etmek isteyenlere karşı aynı asil duruşla dimdik durdular. Bu ruh bu millette oldukça bu tür saldırılar bizi zayıflatamaz,
tam tersine daha da güçlenmemize vesile olur. Sevgili kardeşlerim, 15 Temmuz dedik. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Küresel güç olma yolunda hızla ilerlemekte ve dünyanın yıldızı konumundadır. Ama 15 Temmuz'da bu yıldızı söndürmek için maalesef yüce milletimizin değerli evlatlarını birbirine düşürmek, kırdırmak için, ülkemizi bölüp parçalamak için ve işgal etmek için 15 Temmuz'da bu yüce millete bir karanlık gece yaşattılar. Ama yüce milletimizin asil ve vakur duruşu bu kötü emelleri besleyenlerin bu düşüncelerinin asla ve asla gerçekleşmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiler. Değerli kardeşlerim, nasıl ki bu yüce millet birlik beraberliğinin, kardeşliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunu Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda bütün dünyaya gösterdikleri gibi 15 Temmuz'da da birlik beraberliğinin, kardeşliğinin hiçbir güç tarafından bozulamayacağını dünyaya gösterdiler. Bizler de bu birlik beraberlik olduğu müddetçe, bu yüce milletin asil ve vakur duruşu olduğu müddetçe bu milletin başını hiçbir güç eğemeyecektir. Değerli kardeşlerim, gün birlik günüdür, beraberlik günüdür, kardeşlik günüdür. 15 Temmuz'da yapmak istediklerini yapamayınca alfabemizde ne kadar harf varsa onlardan oluşan terör örgütlerini bu devletin üzerine, yüce milletimizin üzerine saldılar. Ama bütün dünya şunu bilmelidir ki bu yüce milletin asıl ve vakur duruşu ne PKK'ya, ne FETÖ'ye, ne DAEŞ'e, ne YPG'ye, hiçbir terör örgütünün bu kutsal topraklarda barınmasına asla ve asla izin vermeyecektir. Gün birlik günüdür, beraberlik günüdür, kardeşlik günüdür. Ben bu vesileyle bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kişi, kurum, kuruluşlara en içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, bu kutsal toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimize, ahirete irtihal etmiş kahraman gazilerimize, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı ifade ediyor. Tekrar Aslanköylü kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Efendim, şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri sizlerle olacak. Hep birlikte izliyoruz. Sayın Valim, değerli konuklar, programımız burada sona ermiştir. Tüm konuklarımızı, öğrencilerimizi ve halkımızı çınar altındaki ikramlara davet ediyoruz. Arz ederim.